Dünya Rally Şampiyonası geçtiğimiz hafta sonu sezonun 8. ayağı için Finlandiya'daydı. Ve rally'nin ilk etabını lider geçen isim Hyundai sürücüsü Terry Nörl'di. Diğer bir Hyundai sürücüsü Solberg yarışın ilk virajında takla atarak yarış dışı kaldı. Neville Cuma günü itibariyle öndekilere ayak uyduramazken liderlik takım arkadaşı Oy Tanak'a geçti. Tanak ikinci etapta aldığı liderliği zorlu şartlara rağmen bir daha bırakmadı ve 2022 Finlandiya rallisini kazanmış oldu. Rally boyunca toplamda 6 etap kazanan Tanak bu yıl Sardunya rallisinden bu yana ilk rally zaferini elde etti. Bu Hyundai'nin de bu yılki ikinci zaferiydi. On gravel spec. As it's so fast. Rally etaplarına ilk başladığı için dezavantajlı konumda yer alan şampiyona lideri Calero Ampera ilk gün podyum pozisyonlarının dışında yer alsa da sonrasında durumu toparladı ve yağmur altında harika bir sürüş çıkardı. Güçlü formunu son günde de devam ettiren Rovenpera 10 saniyelik farkı 6 saniyeye kadar indirse de Tanak'ı geçemedi ve rally'yi ikinci bitirdi. Yine de Rovanpera Power Stage etabını kazanarak hafta sonunu 23 puanla tamamladı ve bitime 5 rally kala şampiyonadaki puan farkını 94'e kadar çıkardı. Esapek Galapi kendi ülkesindeki rally için favoriler arasındaydı ve Cuma günü ikinci sırada yer alsa da sonrasında takım arkadaşı Rovanpera'nın ardına düştü ve rally'yi 3. sırada tamamlarken Power Stage'de takla atmasına rağmen finişi gördü. Bu 2022 sezonundaki ilk podyumuydu. Rally boyunca beklenen performansı gösteremeyen ve şanssızlıklarla boğuşan Elfyn Evans, galibiyet mücadelesinden uzak kaldığı Finlandiya rallisini 4. sırada tamamladı. Böylelikle şampiyona da 4. sıraya kadar geriledi. Neville de yine rally boyunca zorlanan isimlerden biriydi ve bu yılki en kötü yarışlarından birini çıkarmasının ardından takım arkadaşının 2 dakika 18 saniye gerisinde 5. oldu. Takamoto Katsuta, podyum mücadelesi veremediği rally'yi 6. sırada tamamlarken Toyota böylelikle 4 araçla birden ilk 6'ya girmiş oldu. M Sport Ford için oldukça zor geçen rally'de ilk 7'ye giren tek isim Gus Grandsmith olurken rally'yi 3 dakika 57 saniye geride 7. tamamladı. Adrian Formu ve Craig Breen yaşadıkları sorunlar ve yaptıkları hataların ardından rally'yi gerilerde tamamladılar. Yine de Breen, Power Stage'i 2. sırada tamamlayarak en azından hafta sonunu 4 puanla kapatmış oldu. BRC2 sınıfındaki keyifli mücadelenin galibi Hyundai ile yarışan Timo Suninen oldu. Ancak Suninen yarış bittikten sonra komiserler kararıyla ilk yarıştan diskalifiye edilince hevesi kursağında kaldı. 2022 VRC sezonu 18-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak Belçika Rally'si ile devam edecek. Oh, very wide there. Oh, you almost clipped that. That is really kind of scary. Snap oversteer in the on landing on the jump. Not that I haven't seen this. How did we get away with that? Starts laughing. No way. But that's a natural reaction to escaping a moment like that, surely. Then sometimes when you get the line from the outside, you never get in, and that makes some moments. But yeah, we are here safely, so that's the main point.